Herkese merhaba arkadaşlar. Cümleten selamun aleyküm. Yepyeni videoda karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber Trabzonspor'un resmi teklifte bulunduğu Southampton'ın dev santraforu Paul Onana hakkında konuşacağız. Bu oyuncu hakkında görüşlerimi sizlerle beraber paylaşacağım. Ayrıca transfer hakkındaki bildiğim, duyduğum detayları değerlendireceğim arkadaşlar. Paul Onana kim diye sorarsanız, aha bu arkadaş. Aynı bunun fiziğinde arkadaşlar. Neyse, gırgırı bırakalım. Size detayları ve bilgilerimi aktaracağım arkadaşlar. Ama öncesinde bir duyuru yapmam gerekiyor. Yarın 19.30'da bir aksilik çıkmazsa Serdar Bali'yi kanalımıza konuk ediyoruz ve onu arkadaşlar sormak istediğiniz soruları videonun altına yazarsanız çok sevinirim. Hepinizden soruları bekliyorum. Ayrıca da arkadaşlar rekor beğeni ve like istiyorum. Biliyorum bunlar sizi gıcık ediyor ama bak tekrardan söylüyorum. İsteyerek yapmıyorum. Bu ben kanalda çalışıyorken de arkaya yazarlardı. Beğeni ve like istemeyi unutmayın. Abone istemeyi unutmayın diye rica ediyorum. Ve oyuncu hakkındaki görüşlerinizi de merak ediyorum. Çünkü oyuncunun biraz profili farklı bir profil. Şimdi başlayalım. Paul Onaccio arkadaşlar bizim aslında ligimizi takip edenlerin veya Danimarka liglerini takip edenlerin çok yabancı olmadığı bir oyuncu arkadaşlar. Paul Onaccio. Paul Onaccio en büyük çıkışını nerede yaptı? Midtjylland'dayken yaptı. Dünya futbolunda birçok kişinin tanıdığı zaman ne zaman oldu? United'da, Manchester United'da attığı golden sonra dünya futbolunda çokça gündeme geldi. O dönem arkadaşlar Türkiye Ligi'nde Galatasaray oldukça fazla da bu oyuncu ile ilgilenmişti. Hatta resmi teklifte de bulunmuştu Paul Onaccio'ya. O zamanlar yanlış hatırlamıyorsam 6-7 milyon euroluk bir teklifte bulunmuştu. Ama o transfer gerçekleşmemişti. Oyuncu Midtjylland'da kalmıştı. Sonraki dönem Genk'e transfer olmuştu. Oyuncunun aslında verilerine baktığımızda Danimarka Ligi için attığı gol tabii ki de fazla gol attı ama sonuçta Danimarka Ligi ve oyuncu arkadaşlar 2 metre boyuna sahip. Çok uzun bacakları, fizik gücü inanılmaz. Yani Hulk gibi bir oyuncu. Harbi Hulk gibi. Yani Sörloth'tan daha fizikli bir oyuncu diyorsun. Kim var derseniz Paul Onaccio'yu sayabilirim arkadaşlar. Yani birebir de yıkılmayacak bir oyuncu. Ve fiziğine göre de hızı fena olmayan bir oyuncu aslında. Yani şu an tabii fiziksel durumu çok iyi değil. Çünkü Southampton'da çok iyi bir sezon geçirmedi. Ama hazır duruma geldiğinde bizim ligde inanılmaz fark yaratır. Bakın oyuncuya hızlı demiyorum. Oyuncuya çabuk demiyorum. Oyuncu o hız, o fiziğe göre inanılmaz hızlı ve çevik. Bak o fiziğe göre. Ne dediğimi anlatabiliyordur umarım. Oyuncunun en önemli özelliği arkadaşlar topu kafaya attı mı o topu çakar. Zaten gollerini yani oyuncu bu zamana kadar edindi yani bilgilerde yazıyordu. 34 kere mi ne kafayla golü var. Bu inanılmaz büyük bir yani sayı. Ayrıca da arkadaşlar şu özelliğe dikkat çekiyor. Oyuncu çok uzun. Evet çok uzun ama oyuncu aynı zamanda set oyununa yatkın. Bu açıdan da boyuna göre bir artı sağlıyor. Yani ayakları hiç sandığımız gibi kalas ayak değil. Aslında ayakları da bir pivot santra göre fena bir ayak değil. Oyuncunun eksi yanı ne? Bu biz Paul Onaccio'dan bir pres oyunu beklersek büyük bir yanılgı içerisine düşeriz. Zaten böylesine bir fizikli oyuncum var ki de pres oyunu beklemek yerine oyunu 3. bölgeye yığdığım bir oyun görmemiz gerekiyor. Biz bu oyuncuyu ne kadar rakip takımın kalesinden uzaklaştırırsak o kadar verimimiz düşer. Nasıl Fenerbahçe şu an Dzeko'yu kullanıyor. Dzeko'yu 15 dakika sahneye çıkıyor. 2 tane atıyor. Maçı bitiriyor. Oyunu 3. bölgeye yığıyor. Rakip ceza sahasında topla buluşturuyor. İşte bizim de Paul Onaccio'dan beklememiz gereken bu arkadaşlar. Biz oyunu ne kadar 3. bölgeye yığarsak, ne kadar Paul Onaccio'yu, santraforumuzu kutu içerisine sokarsak ve topla buluşturursak o kadar daha tehlikeli bir hale geliyor. Benim kendi yorumumu sorarsanız Paul Onaccio'yu şu an getirebiliyorsak getirelim, başka düşüremeyiz. Oyuncu Ocak ayında daha çok uzak değil yani Ocak ayında 18 milyon euroluk bedelle
İngiltere'ye transfer oldu. Evet, Southampton kötü bir dönem geçirdi ve küme düştü. Ama başka bu adamı yani getiremezsin. Başka düşmez. Şu an bir fırsat transferim var. Southampton'ın da konuştuğu istediği meblağları da tam bilmiyorum ama Trabzonspor teklif ettiği rakamları biliyorum. Yani bu sene için 1 milyon euroluk bir kiralama bedeli, 5 milyon euro civarı da satın alma opsiyonu olduğu konuşuluyor. Southampton cephesi buna nasıl bakıyor bilmiyorum. Ama ben biraz daha bu meblağın yukarı çıkacağını düşünüyorum. Oyuncunun maaşı, oradaki maaş arkadaşlar 1.250 maaş alıyor kemiksiz. Ama buradan alacağı maaş 2.5 civarı olur yani. Oradaki aldığı maaş bizi çok ilgilendirmiyor. Oyuncu orada oynayacağı maaşla burada oynamaz. Çarp 1.5 çarpı 1.75, hatta 2 yazar. Belki daha fazla. Ama şu anki bedel 1 artı 5 milyon. Bakalım işte nasıl bir pazarlık haline gireceğiz. Southampton'da belki Göztepe'nin de içine olduğu üçlü bir formül devreye girebilir. Bunlar tamamıyla ben farazi konuşuyorum. Oyuncunun saha içine geldiğimizde ise arkadaşlar bize nasıl bir katkı sağlayabilir? Son zamanlarda farkındaysanız duran toplarda büyük bir artımız var. Oyuncu burada kalitesini de gösterir. Ayrıca duran top savunmamızda da baktığımızda zaten stoperlerimiz kulo gibi. Onaçun da eklendiğinde duran top savunmamıza da artı sağlayacağını söyleyebiliriz. Kafayla büyük bir mahareti var. Ayaklarla bitirici de arkadaşlar. Yani çok aslında millet Cagney'e benzetiyor. Ben aslında burada biraz yani oyuncuya haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Yani Cagney'in golleri biraz daha yani al da at derdesineydi. Özellikle Kasımpaşa dönemi. Yani sakar bir golcü gibi gözüküyordu Cagney. Onaçio'ya çok sakar bir golcü demem. Onaçio'nun Genk'te oynadığı arkadaşlar, üçlüye baktığımızda da şimdi oyuncuların isimleri şurada yazılı ama yani yorgunum. Tahta karşısında da anlatılacak bir oyuncu olmadığı için anlatmıyorum ama Genk döneminde arkadaşlar oynadığı üçlünün arkadaşlar bir tanesi Burnley'e transfer oldu bu sene. Bir tanesi yakına transfer olacak. Bizim Ankaragücü'nde oynamıştı Pentsil. Şu anki değeri 95 doğumlu. Şu anki değeri 12 milyon euro. Büyük ihtimalle de transfer yapacak. Bir tek arkada oynayan Castro beklenen çıkış yapamadı. Yani anlatmaya çalıştığım çevresiyle beraber iyi bir uyuma girdiğinde hem kendini hem çevresini yükseltebilen bir oyuncu ama oynadığı kanat oyuncuların ikisi de hızlı ve adam geçme özelliği olan oyuncular. Bize Trezeguet bu kimliğe uyuyor. Visca'nın çok bu kimliğe uyduğunu düşünemem. Eğer Onacho gibi bir oyuncu alıyorsak ve bu adamdan full faydalanmak istiyorsak bir tane kesinlikle 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 hızlı ve adam geçme özelliği olan bir oyuncuyu kesinlikle almalıyız. Yani şu an hemen aklıma gelen birini söyleyeyim. Bilmiyorum, bakmadım da oyuncu ne yapıyor, ne ediyor diye. Geçen seneye kadar bilgim vardı. Bu sene bilgim yok. Bizim eski oyuncumuz Bongonda. Salladım ha. Bak hiç direkt şu an bir tane salladım yani. Bongonda. Bongo'na Trezeguet, Vişçe'ye de sayıyorum. O da havuzda var. Ve onu açıyor. 10 numara. Biri bir beslerler onu açıyor. Yani bakarım yani. Çok istiyorsan oyuncu önerisi de yaparım. Şu an çünkü pencere kapandığı için iyice artıklar kaldı. Yani bizim alabileceğimiz tarzda. Misal Sisto, Danimarkalı Sisto. Tabii son zamanlarda biraz sıkıntısı var ama Sisto'yu da isterim. Bak hemen bir örnek daha. Sisto bizim alabileceğimiz tarzda bir oyuncu. Hem yani bir potansiyelini yukarı çekebiliriz. İsterim. Yani biraz da kanat ve santrofor kökenli Abdallah Sima. Bunu da önerebilirim. Tabii Fransa'da getirebilir miyiz? Ama yani örnek olarak bunlara verebilirim. Yani aslında verdiğim örneklerin hepsi oyuncunun servis özelliği olması, adam geçebilme ve hızlı. Hızlı. Çizgiye ineceksin, keseceksin. Çizgiye ineceksin, yaydan. Bunun gibi. Belki bunu da tahtada anlatırım arkadaşlar. Biraz daha kurgularsam. Yani sırf tahtaya çıkıp da bir şeyleri karalamak istemiyorum. Şaklaman da olmayalım. Durum böyle. Sizleri seviyorum ama bazı arkadaşlar bazı videolara kediyle gelmeme çok gıcık oluyorlar. Kedilerime çok gıcık oluyorlar. Beni çok ciddiyetsiz buluyorlar. Lakayt buluyorlar. Saygısız buluyorlar. Onlara buradan bir cevap vermek istemiyorum. Ama kedilerimi seviyorum.
benim için değerliler. Sizleri de onlar çok seviyorlar. Durum böyle arkadaşlar. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.